Türkiye'ye devrim atlatan Selçuk Bayraktar, şimdi de 10 ülkenin Bayraktar TB2 İHA için sırada beklediğini söyledi. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçları, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor. Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Türk İHA'sı Bayraktar TB2 için çok sayıda ülke sıraya girmiş durumda. Son olarak NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Polonya'ya satılan Bayraktar TB2'lerle ilgili bir açıklama yapıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TB2'ler için 10 ülkeyle görüşme yaptıklarını ve sürecin sözleşme aşamasında olduğunu aktardı. Bayraktar, TB3 İHA'nın da 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. 1450 kilogram kalkış ağırlığına sahip TB3, yüksek irtifada görev yapabilecek. Selçuk Bayraktar, TB3'te kullanılacak yerli motorunsa TEİ tarafından geliştirildiğini aktardı. Amerikan merkezli medya kuruluşu Forbes'a, Türkiye'nin son dönemde büyük bir atılım yaptığı insansız hava araçları alanıyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Derginin yazarlarından Paul Idon imzalı makalede, "Türkiye'nin İHA'larının büyüyen pazarı, ucuz ve savaşta test edildi" başlığı kullanılırken, Ankara'nın Avrupa'ya ilk kez İHA ithal ettiği vurgulandı. Polonya'nın Türkiye'den İHA satın alan ilk NATO üyesi ülke olduğunu hatırlatan Forbes, Polonya, tank savar füzeleri olan TB2 SİHA satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, bu araçların savaşta kendini kanıtladığını söyledi. Ukrayna'da Karadeniz'deki görevi için TB2'lerden satın aldı. Bunlar Kiev'in 30 yıldan beri aldığı en büyük yeni savaş uçağı yorumunu yaptı. Makalede, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de, Arnavutluk ve Letonya'nın Türkiye'de üretilen insansız hava aracını satın almayı planladığı aktarıldı. Forbes, Türk İHA'ları 2020'de 3 farklı savaş bölgesinde başarı elde edince ilgi topladı. Şubat ayında İdlib'de Suriye ordusunu ve karadaki militanları etkisiz hale getirdi. Libya'da Türkiye'nin İHA'ları kritik bir rol üstlendi. Dağlık Karabağ'da da Azerbaycan ordusunun kullandığı Bayraktar TB2'ler Ermenistan ordusunu yendi ifadesini kullandı. Bu sistemlerin maliyet ve kolay tamir açısından avantajlı olduğunu belirten Forbes, bu özellikleriyle piyasadaki rakiplerinden sıyrıldığını aktardı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da bu konu hakkında, TB2 ve silahları teknik yeterlilik sağlıyor ve uygun fiyatlı. Dolayısıyla kumandanlar düşmana zorluk çıkaran bu araçların hasar görmesini tolere edebilir dedi. Forbes, fiyat faktörünün Türkiye'nin İHA'larına müşterileri arttıracağını da yazdı. İHA pazarında çok ciddi bir rekabet olduğunu yazan Forbes, Türkiye'nin Amerika, Çin ve İsrail'le rekabet içinde olduğunu da aktardı. Makalede, Türkiye uygun fiyatı ve savaşlardaki başarısıyla birlikte modern savaşlarda bu araçların etkisini fark eden fakat üst düzey İHA satın almaya gücü yetmeyen ülkelerin ilgisini çekecektir ifadesiyle sona erdi. Fransa'nın en büyük silah şirketlerinden Dassault'a ait Le Figaro gazetesi de SİHA'ları konu aldığı dosya haberde Türk SİHA'larına ayrı bir başlıkta yer verdi. Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji başlıklı haberde, Libya'da 2020 ilkbaharında Halife Hafter yanlısı güçlerle Libya hükümeti arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargo 2 intihar SİHA'sının önemli bir rol oynadığına işaret etti. Bunun tartışılmaz bir olgu olan SİHA'ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişi ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını ortaya koyduğu aktarılan haberde, sadece 15 yılda ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı ifadesi kullanıldı. Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpago gibi Türk SİHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi. Türk SİHA'larının 2016'dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, giderek daha etkili olan Türk SİHA'ları sadece Libya'da değil, Dağlık Karabağ'da da güç dengesini değiştirdi değerlendirmesi yapıldı.
Haberde Türk SİHA'larının gittikçe daha fazla sattığına vurgu yapılarak Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus gibi ve NATO ülkesi Polonya'nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığına, Letonya, Macaristan ve Arnavutluğun yanı sıra başka ülkelerinde Türk SİHA'larına ilgi gösterdiğine işaret edildi. Deniz ve kara araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı, silahsız, insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. En son 44 günlük Karabağ zaferinde olduğu gibi Türk SİHA'ları elde ettikleri başarılarla harp yöntemlerini de değiştiriyor. Aynı şekilde Libya'da bugün oradaki savaşın akışını değiştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüt olmadığını, saha başarılarının satışlarında çok önemli rol oynadığını bildirdi. Demir, yaptığı açıklamada savunma sanayinin sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde ihracata bağlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında iddialı hedefleri olduğuna işaret eden Demir, "Hedeflerimizi hayata geçireceğimize inanıyoruz. En başarılı örneklerimizden biri olan silahlı insansız deniz aracımız SİDA ilk adımı attı. Ürünlerimizin saha başarıları satışlarında çok önemli rol oynuyor," dedi. Demir, Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında da uçacak olmasına değinerek, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye SİHA satışı yapmanın önemli bir durum olduğunu vurguladı. Polonya'nın önyargısız değerlendirme yaparak ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri göz önünde bulundurarak bu alımı gerçekleştirdiğini aktaran Demir şöyle devam etti. "Ürünlerimizin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüte mahal yok. Bu alım çok hızlı oldu. Temaslarımızın başlamasıyla alım arasındaki süre çok kısaydı. Bu da bizi ne kadar yakından izlediklerini, ürünlerle ilgili bilgi sahibi olduklarını ve ön yargısız hareket ettiklerini gösterdi. Bu anlamda kendilerine hem Türkiye'ye olan dostlukları hem de gösterdikleri irade açısından teşekkür ediyoruz. Bu attıkları adımın kendilerine çok büyük bir katkı sağladığını görecekler. Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki işbirliği modelleri başka hiçbir ülkenin öneremeyeceği kadar açık, dostane ve iyi niyete dayalı. Bize ambargo koydular, ondan sonra aklımız başımıza geldi. Yerlisini üretmeye başladık." Düşüncesinin tam olarak doğru olmadığını dile getiren Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu iradeyle bugünlerin geleceğini beklediklerini ifade etti. Demir, "İHA kamerasını vermediler, biz de hemen başladık" diye bir durumun da söz konusu olmadığına dikkati çekerek, İHA kameraları konusunda önümüze engel çıkarabileceği düşüncesiyle 5-6 yıl öncesinden çalışmalara başladık. Diğer alanlarda da öyle. Bize engel koydukları herhangi bir ürünün yerine yerlisini koyabilmek zaten birkaç haftada olabilecek işler değil. Özellikle stratejik ve teknolojik alanlarda engeller olabileceğini öngörüyoruz," diye konuştu. Demir, Türkiye'nin özellikle teknolojik ve stratejik alanlarda bağımsız olması gerektiğine dikkat çekti. Bu alanlarda maliyetin ikinci, üçüncü planlarda kaldığını, bağımsızlığın daha önemli olduğunu anlatan Demir şöyle konuştu. "Bu nedenle stratejik olarak gördüğümüz her konu üstünde çalışıyoruz. Şu veya bu konuda çıkarılabilecek herhangi bir engeli bugün olmazsa yarın aşarız. Türkiye'nin bağımsız politika oluşturmasında en büyük gücü, savunma sanayisi, bağımsızlığı. Özellikle stratejik ürünleri artık ithal etmiyoruz. Ayrıca bu ürünlerin ihracatını artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlamamız gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirliğin bir ayağı da ekonomiklik. Bazı konularda her türlü maliyeti göze alabilirsiniz ama bu çok geniş bir alanda sürdürülebilir değildir." Demir, yıllardır bazı ülkeler tarafından domine edilen savunma sanayi sektöründe Türkiye'nin de dikkat çekici bir oyuncu olacağını ifade etti. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın teknolojiyi takip eden ve güvenlik güçlerine çözümler sunan bir yapıda olduğunu aktaran Demir, "Savunma sanayi sektörünü destekleme ve canlı tutmanın yanı sıra geleceği inşa etmeye çalıştıklarını belirtti. Bu videoda sanayi alanında yaşanan son gelişmeleri aktardık. Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın.
Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olun ve bildirimlerinizi açın. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya, Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.